Beni çek. Çekiyor şu anda. Şu anda arabayı da göster oradan. Arabanın motorunu da göster. Beni de çek. Suratımı çekiyor mu? Şuradan köşeden çeksene. Çekiyor mu beni? Görüyor musun? Bak elim var orada. Elimi çekme. Şu anda arabanın motorundaki bujileri söküp temizlemek için açacağım motoru. İlk önce kabloları söküyorum. Tabii anahtar da büyük olması lazım. 21 mi 19 mu öyle bir şey. Burayı çekiyor mu burayı? Burayı çekiyor mu? Görüyor musun burayı? Ha? Dördüncü ucu yine söküyoruz. Çok dikkat etmek lazım. Takarken çıkarırken yalama yapabiliyor. Yalama yaptığı zaman çok işi çıkarır. Kapak mapak çıkması gerekir. Gördüğünüz gibi bujilerde kurum oluşmuş. Siyahlaşmış ve temizleyeceğim bunları. Bir dakika çekin. Tamam kapat. Ah. Şimdi bujilerimizi fırçalayacağız. Bujiyi alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir tane böyle yağ sökücü ne denir? Sökücü bir pas sökücü. Pas sökücü. Bunu bujinin ucuna sıkıyoruz. Aa, bu kalmamış. Sonra şöyle tel fırçamız var. Tel fırçayla iyice böyle parlatana kadar çekiyorsun bunu geliyor değil mi? Kurumunu çıkarana kadar böyle şey yapıyoruz. Bayağı bir yapmamız lazım. Her tarafını döndürerek. Sonra böyle bir kabın içine bunu böyle koyuyoruz. Pas sökücü böyle geleceği şekilde. Burayı dolduruyoruz pas sökücüyü. Pas sökücüyü dolduruyoruz. Bujileri koyuyoruz içine. Biraz bekliyor. O aşılıyor. Kurumları. Ondan sonra yapıyoruz. Arabayı takarken dikkatli sokmamız lazım. Alüminyum olduğu için motor. Artık alüminyum ne? Çelik motor değil. Kapandı mı? Çelik motor değil. Yani o yalama yapıyor. İyi düzgün bir şekilde sokup şey yapmamız lazım. Çevirirken. Eğer yalama yaptırırsanız motoru bozulur. Yani o şekilde çok dikkatli yapmanız lazım. Tamam kapat. İşte gördüğünüz gibi pırıl pırıl yaptım. Tabi buradan görünmüyor. Şöyle. Pırıl pırıl. Bütün kurumları temizledim. Pırıl pırıl. Arabaya 3 tırnak buji takın, uçurun arabayı derim. Yani şimdi şöyle bir şey var. Devirsiz, yani çok az devirde kullanıldığı zaman kalkışlar çok güzel oluyor. Belli ediyor kendini 3 tırnak bujilerde. Kalkışlarda da araba çok güzel yakıyor yani bu bujiyle. Tek bujiden, tek tırnak bujiden daha güzel bir buji. Tavsiye ederim. Evet, şöyle bu sulu döktüğümüz gazlı yere koyuyorum. Böyle yine bekletiyorum. İyice sökülsün diye. İyice sökülsün diye bekletiyorum daha da. Hadi iyi geceler, iyi uykular. Güle güle. Şimdi buzları temizledik ve çok yavaşça takıyoruz buzları.
acele etmeden yerine oturtarak çekiyor mu hala beni? Aslında şu distribütörün içindeki parça var, böyle aç kapa yapan. Orası da kurum oluşuyor. Onu da, o biraz zor ayar yapılması. Onu da bak, kapatıp çarpacak şimdi oradan rüzgar gelir. İşte onu da temizlemek lazım. O yolda bırakıyor. Distribütörün içindeki açma kapama yapan şey. Ne diyorlar bu ona ya? Aklımdaydı da unutmuşum. Esas yolda bırakan şu distribütörün içindeki açma kapama yapan. Bujilere elektriği götürttürmüyor. Sigorta mı? Ha, bujilere. Şimdi bujilerin patlama yaptırıyor ya, kısa devre yaptırarak. Diye. Kapanmadı değil mi arkadan? İşte o bujilere elektriği götürüyor. O şeyden aldı. Elektriği götürüyor, çıt 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 yapıyor. Açma kapamayla sırasıyla, bu dönerek böyle sırasıyla bujilere götürüyor. Açma kapama yapıyor. O pislendiği zaman bujilere elektrik tutmuyor. Ve araba çalışmıyor, yolda kalıyor. Taktın mı hepsini? Hala elektrik var mı? He? Çalışıyor mu? Şimdi sıkıyor, şimdi içine plastik olup olmadığına bakıp kırıyor bujileri. Bir de bujileri çok sıkmayacaksınız. Yalama yaptığı zaman buji patlar. İki kere zorlayacağım, tamam. Kapanacak. Kapanıyor. Şu anda kalkış denemesi yapıyorum bujileri temizledikten sonra.